Merhaba arkadaşlar. Bugün 26 Mayıs 2019, 21. haftadayız. Pazar günü saat 16:02. Marketleri analiz edeceğiz. Bu hafta genelde tüm marketler negatif olmuş. Petrol düşmüş, semiconductor indeksi düşmüş. Ticaret savaşlarından dolayı Çin düşmüş. Amerikan endeksleri, Alman endeksi, Russell 1000, Russell 2000, Türkiye hepsinin bu hafta düştüğünü görüyoruz. Aşağıya inersek biraz tek artanın bonolar olduğunu görüyoruz. Bonolar tabi diğer her şey düştüğünde gidilen yer oluyor genelde. Altının yükseldiğini görüyoruz. Türk lirasının değer kaybettiğini görüyoruz. Burada anlattığım her şey kısa dönemli arkadaşlar. Son gelecek önümüzdeki 3 sene için bir yorum yapmıyorum. Yorum yazarken bunu söylüyor bazı arkadaşlar. Gelecek 3 sene içinde iyi olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Bu analizlerin hepsi kısa dönemdir. Teknik analiz yapısı gereği kısa dönem analizi yapar. Evet, şimdi analizlerimize geçelim. İlk başta SPY'dan başlıyoruz. SPY geçen hafta yatay gidiyor demiştik. Bu hafta da yatay gidiyor. Burada SPY şu alanda destek bulmuş. Bu destek alanı şuralarda değdiğini görüyoruz. Önemli bir alan olduğunu görüyoruz. Aşağı inerken fiyatın, işlem hacminin arttığını görmüyoruz. Yani bu kısa dönemli bir geri dönüşüm olarak, aşağı düşüş olarak görünmekte. Şu anda yatay gidiyor. Nasdaq'ta da aynı şekilde aşağı giderken işlem hacminde yukarı çıkma görmüyoruz. Şu anda yatay gitmekte. Russell 2000 de yatay gitmekte. Russell 1000 yatay gitmekte. Semiconductor endeksi yatay gitmekte. Finans endeksi yatay gitmekte. Jones yatay gitmekte. Petrol büyük bir düşüş göstermiş, %6 civarında. Şu anda yatay gidiyor ama ortalamanın altında kapanış yapmış. Bu iyi değil tabii petrol için şu andaki durumda. Bakmak lazım nasıl gelişme gösterecek. Real estate önceki yerini geçmiş. Şu bölgeye geçmiş real estate. Burada gördüğünüz gibi. Yukarı durumda. Pozitif şu anda. Altın bu yapıda ilerlemeye çok uzun bir üçgen yapısı yapmış. Yani 4-5 senelik bir yapı bu. Bu yapı içinde ilerlemesine devam etmekte. Şu anda yatay görünmekte. Gümüş aşağıya doğru. Endeksi yataya dönmüş. Dolar endeksi yukarı doğru. Bonolar yukarı doğru. Biyoteknoloji aşağıya doğru. iShares MSCI yatay gitmekte. MSCI tüm dünya yatay gitmekte. Çin
büyük bir düşüş göstermiş. Önceden de söylemiştik. Ortalamaların altına düşmesi, ortalamalarda yön değiştirmek üzere. Burada ortalamaların altına düştüğünü söylemiştik. Yön değişmesi için bir işaret tekrar aşağıya doğru gidiyor şu anda. Ama yatay diye işaretleyeceğiz. Ortalamalar daha yön değiştirmediği için. DAX yukarı doğru. Tek DAX yukarı doğru. S-DAX yatay. İngiltere yatay. Kanada yatay. Japonya negatif. Fransa yatay. İtalya yatay. Ve Türkiye'ye geldik. Türkiye negatif, önemli noktalarında altına düşmüş. Şu noktalar önemli noktalardı. Burada destek, burada destek görmüş. Ama bu hafta o noktanın da altında bir kapanış olmuş. Bu iyi bir şey değil tabii Borsa İstanbul için. Bir sonraki gidebileceği yok nokta ortalama şurası olacak. Kapanış açısından. Düşüş çok büyük olmuş. Bu kadar büyük bir düşüşte çıkış olma ihtimali de vardır hemen. SPY'da gördüğünüz gibi SPY'a tekrar geri gelelim. Çok büyük düşüşlerdi. Bir anda olan büyük düşüşlerdi. Şöyle. Bir anda olan büyük düşüşlerdi. Çıkışlar da ona bağlı hızlı olabilir. Ama ekonomik durumdan dolayı gözetlemek lazım ne olacağını Borsa İstanbul için konuştuğumuzda. Evet, destek bulmuş bu noktada. Tekrar yukarı çıkmış Euro. Dolar zaten daha da çok çıkmış önceki destek noktasından. Dolar en yüksek seviyesine ne kadar uzak? %13 daha artış olsa en yüksek seviyesine gelmiş olacak. Euro'da %20 pardon düzgün çizemedik. Euro'da %15 uzak. %15 değişimi bu tür bir hızla gidersek ortalama 2-3 ayda yakalamış oluyoruz. Yani 2-3 ayda şöyle çizdiğimizde ortalama tekrar Ağustos ayına geliyor. Zaten Ağustos aylarında yaz sonlarında artmaya başlıyor. Genel tendans olarak. Euro dolar pozitif yukarı doğru. Bu haftalık analizimiz de bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz iyi olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.